İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik ilk resmi imha kararı. Ermenistan Cumhuriyeti Avrasya Serbest Ticaret Anlaşması'nda Mısır'a desteğini yeniledi. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki yerel yönetim seçimlerinin gözlem örgütlerine 33 milyon Ermeni dramı tahsis edilecek. Ankara ve Washington güvenlik bölgesinin ilk aşamasını başlattı. Çin, ticaret savaşını durdurması için Washington'a çağrıda bulundu. Amerikalı Ermeniler memleketlerine vize vermeyi reddettiği için Türkiye'ye karşı dava açtılar. Birakan'da 3. Bölgesel Astrolojinin toplu çalıştayı gerçekleşecek. Bugün bölgede barış ve istikrara ilişkin sorunların en temel nedenlerinden birisi Türkiye'nin kendi tarihi üzerine konuşmuyor olmasıdır. Osmanlı arşivinde bulduğumuz bazı yeni bilgi ve belgeler ortaya çıktı. Osmanlı arşiv belgelerine göre ilk imha kararı 1 Aralık 1914 tarihinde alınmıştır. Kararı Erzurum Merkez Komitesi almıştır. Karar hemen aynı gün gizli notuyla İstanbul'a iletilmiştir ve özel olarak telgrafın telgrafhanesindeki kopyasının imha edilmesi istenmiştir. Karar Van ve Bitlis vilayetlerindeki Ermenilere ilişkindir. Alınan karardaki ifade aynen şöyledir. Madde 4. Gerek merkezde ve gerek ihtilal önderi olacak veyahut İslamlara saldıracakları şüpheli Ermenilerin önceden tutuklanarak İslamlara saldırıları görüldüğü takdirde imha edilmek üzere hemen Bitlis'e sevkleri. Makalenin tam metnini web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mınatsaganyan, tarafların ikili gündemle ilgili konuları tartıştıkları Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Muhataplar, iki ülke arasında hem ikili hem de çok taraflı platformlarda verimli bir işbirliğinin var olduğu olgusunu memnuniyetle ifade ettiler. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Avrasya Ekonomik Birliği Mısır arasında serbest ticaret anlaşması konusunda Ermenistan Cumhuriyeti'nin Mısır'a olan desteğini yeniledi. Artsakh Cumhuriyeti'ndeki yerel yönetim seçimleri için hibe anlaşması temelinde Bilgilendirilmiş Vatandaşlar Birliği adlı sivil toplum örgütünün Stepanakert ofisine 16 milyon 200 bin Ermeni dramı ve Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'ne ise 17 bin 480 bin Ermeni dramı aktarılması üzere Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin ihtiyat fonundan Başbakanlık personeline 33 milyon 680 bin Ermeni dramı tahsis edilecek. Batı Ermenistan, Türk ve ABD Savunma Bakanları telefon görüşmesi yaptı ve Suriye'de güvenlik bölgesi oluşturulmasının ilk aşamasını başlatmayı kabul etti. Türk Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hulusi Akar ve Mark Esper, iki ülkenin askeri heyetlerinin yakında bu güvenlik bölgesinin oluşturulması için atılacak adımları görüşmek üzere Ankara'da bir araya gelecekleri konusunda anlaştıklarını da belirtti. Akar, güvenlik bölgesinin önceden belirlenmiş bir programda belirtilen ilkeler dahilinde ve zaman kaybetmeden oluşturulması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington'la yapılan bu anlaşmaya dayanarak yakında Türk-Amerikan ortak askeri devriyelerinin görevlerini Fırat'ın doğusundaki bölgelerde gerçekleştireceğini söyledi. Bu, Türk-Amerikan anlaşmasının Suriye ordusu ve müttefikleri tarafından İdlib ve Hama'daki yeni toprakların kurtarılması sırasında imzalanmasının Ankara'nın eski konumuna geri döndüğüne işaret ediyor. Bu durum, Ankara'nın daha önce bölgeyi kontrol etmesine ve terörist gruplara yardım etmesine izin veren gözetim noktalarını kaybetme korkusundan Washington'a yalvardığı anlamına geldiğinden artık Soçi ile Astana anlaşmaları kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediği o kadar da önemli değil. Cezire ve Derzor ilçelerinde Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanların soyundan olan Kamışlı ve Hasake'de yaşayan Batı Ermenistan kökenli Ermeniler, savaşın başlamasından bu yana IŞİD'e karşı bölgenin güvenliği için savaşa katıldılar. Katledilmiş yüz binlerce Ermeninin açık bir mezarlığı olan Cezire ve Derzor ilçeleri Kutsal Ermenistan'ın bir parçası sayılır. Kamışlı ve Hasake'deki yerli Ermeni halkı 22 Ağustos akşamı resmi olarak Ulusal Konseyi kurdu ve Suriye'nin kuzey kesimlerinin Türk ordusu tarafından işgaline karşı olduklarını ilan etti. Yeni seçilen Ulusal Konsey, yerli Ermeni halkının tüm haklarını savunmanın yanı sıra
Versay Anlaşması, Sevr Antlaşması ve Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararını zaman kaybetmeden uygulamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi olarak başvuruda bulundu. Çin, Washington'a gümrük vergilerini artırmaya devam etmek yerine ticaret savaşına son vermesi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uygulanan gümrük vergilerindeki sıradaki artış 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın resmi sözcüsü Gao Fen, Associated Press Ajansı'na yaptığı açıklamada, ABD'deki yeni gümrük vergilerinin ekonomik büyüme ve ticari çatışmalara yol açacağını ifade etti. İki ülkenin temsilcileri Eylül ayında Washington'da görüşmede bulunacak. Şanghay'daki Temmuz ayındaki görüşmelerin son aşaması bir ilerleme kaydedilmeden sona ermişti. Armenpress'in bildirdiğine göre ABD'de yaşayan iki Ermeni, 88 yaşındaki Barkev Gazaryan ve oğlu Garov Gazaryan, kendi köylerine ziyaret için başvurdukları Türkiye elçiliğinden reddedilmeleri nedeniyle Türkiye'ye dava açtılar. 1931 yılında Kalandur köyünde doğan Barkev Gazaryan, 2017 yılında memleketine Hristiyan törenleri uygulamak için dönmeye karar verdi. Bu vesileyle vize başvurusundaki etnik kökenini ve dini bağlılığını belirterek Washington'daki Türk Büyükelçiliğine başvurdu. Türkiye Büyükelçiliği baba ve oğul Gazaryanların vizesini Ermeni kökenli oldukları için reddetti. Davada yaşlı adam Türkiye'yi bir dizi uluslararası sözleşme ve anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Güneybatı ve Orta Asya Uluslararası Astronoloji Birliği 3. Bölgesel Astronomi Semineri, 11-13 Eylül günlerinde Viktor Hamparsumyan adlı Bürakan Rasathanesi'nde gerçekleşecek. Bürakan Rasathanesi'nden Armenpress Ajansı'na aktarılan bilgiye göre, bölgesel çalıştayın amacı bilimsel araştırma, astronomi eğitimi ve tanıtımı, astroloji turizmi alanlarında deneyim değişiminde bulunmak. Çalıştay, Güneybatı ve Orta Asya Bölgesel Merkezi'nin üyesi olan Gürcistan, Tacikistan, Kazakistan, İran, Türkiye, ayrıca Ukrayna, Rusya ve diğer birçok ülkelerden katılımcıları içermektedir. Çalıştay'ın organizatörleri ve sponsorları, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Viktor Hamparsumyan adını taşıyan Bürakan'daki Rasathane, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Güneybatı ve Orta Asya Bölgesel Astronomi Geliştirme Merkezi, Uluslararası Astroloji Birliği'nin Astronomi Geliştirme Merkezi, Ermeni Astronomi Derneği, Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Ermeni Sanal Gözlemevi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Noray Mınatsakanyan tarafından seslendirilen Aşkarız Mi Pancara adlı eseri sunuyoruz. Sözüm pancara, talarım en bezar. Madik tavuğunu kuchut bin, talarım bezar. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.